Bizim açımızdan hizmetlerimizin lehtarı olan kitleye baktığımızda 3 tane temel grup görüyoruz. Yani öğrencilerimiz. Bu öğrencilerin içinde bir muhtemel öğrenci kitlesi var. Yani bizim öğrencimiz olmak ihtimalini taşıdığını düşündüğümüz kitle. İkincisi mevcut öğrencilerimiz var. Hali hazırda bizim öğrencimiz olan kampüslerimizde ve veya online derslerimizi alan. Üçüncüsü mezunlarımız, mazideki, geçmişteki öğrencilerimiz. Şimdi bu üç kitleyle de bizim aslında ilişkimizi tasarlamamız, bir harita üretmemiz lazım. Bu harita üzerindeki tanımlara bağlı kalarak da online iletişimimizi sürdürmemiz gerek. İşin muhtemel öğrenci kısmında bunun bir pazarlama demek istemiyorum, iletişim kampanyası kısmını yürütmemizde fayda var. Yani bilgi kimdir? Karşıdaki muhtemel öğrenci için ne ifade eder? Bizim hep kullandığımız bir motto, okul için değil yaşam için öğren. Bu ne demektir? Ve öğrencinin sahiden kendisi için bilgide neler kazanabileceğinin anlaşılmasını sağlamak. Onun için de insanları görmemiz, tanımamız lazım. İşte büyük veri burada çok önemli. İkincisi, bizim öğrencimiz olmuş kitlenin bizimle öğrenciliği sürerken edineceği deneyim. Burada da sadece dersle sınırlı tutmamak gerek. Öğrencinin kampüs içinde ve dışındaki hayatının tamamında aslında bu öğrenim sürecini nasıl sürdürdüğünü, bizim daha iyi hale getirmek için ne yapabileceğimiz çok önemli. Yani sosyalleşmesi, uluslararası anlamda tecrübe kazanabilmesi, katma değer üretebilecek hale gelmesi, iş bulabilecek hale gelmesi, bütün bunları sağlamamız gerek. Ve üçüncüsü tabii ki mezunlar. Mezunlarla da ilişkimizi, iletişimimizi sürdürmemiz, onlara hayatlarının tamamında katma değer sunabilmemiz lazım. Bu üç alanda da IBM'le başlattığımız Çekirdek'te mevcut öğrencilere yönelik bir projemiz var. İnşallah yayılarak tüm 3 M'de bunu kapsayacak hale getireceğiz inşallah.